Kıymetli sponsorlarımıza buradan selamlar olsun. Özellikle kıymetli takipçilerimize buradan iki kat selamlar olsun. Bu kanalın bir müdavimiyseniz, abonesiyseniz, bu videoyu açar açmaz beğendiyseniz sizin saygıyla selamlıyorum. Çok ama çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, iyi ki destektesiniz. Ee, yani şimdi şunu söyleyeyim. Atilla Senayi ilk maçında kendi kalesine attı diyor. Arkadaşlar pozisyonu izledim. 8 kişi savunuyor kaleci hariç. 3 kişi var. Birisi kanatta, birisi... En altı noktasında birisi de biraz arkasında. Arkadaki oyuncu da kalıyor. Soldaki ortalıyor. Öndeki siyahi bir oyuncu vurmaya çalışıyor. Vuramıyor. O vuramayınca Atilla Salay da karton piyerde kalıyor. Kontrol piyerde değil. Karton piyerde kalıyor. Ayağına çarpıyor. Gidiyor. Köşeden gol oluyor. Bu da onun şanssızlığı. İkinci golü de rakibini, yani rakibine bir de 2-1 yeniliyorlar evinde. İkinci golü de Roland Salay atıyor. O da tanıdık bir isim. Atilla Selay oyundan çıkıyor. Atilla Selay'ın takımının golünü kim atıyor? Ozan Kabak atıyor. Burada neyi belirtmek istiyorum? 12.3'e güzel e, şey yaptık, sattık. Çok güzel sattık. Güzel fiyata gitmiş oldu. Niye gitmiş oldu? Ya bu yüzden gitmiş oldu. 12.3. Ben sizden çok tartıştım hatırlıyor musunuz? Dedim ki 7 veren varsa satarım. Atilla Selay eski Selay 6 veren olursa satarım. Atilla Selay'ı biz niye bu kadar pahalıya sattık? Hülle yapmışsınızdır kesin. Kişi kendinden bilir işi. Atilla Selay'ı biz Macaristan milli takımındaki süper performansından dolayı sattık. Fenerbahçe'deki performansı 4-6 arası anca ederdi. Özellikle son dönemi. Ya benimle ne olur tartışmayın. Bak Pelkas'a 7 teklif geldi. Satalım dedim burada beni terörist ilan ettiniz. Dediniz ki 12'den aşağı satan teröristtir. Etmez. Paşam Joshua King. Bugün 4 milyon euroya ben satarım Joshua King'i. Hatta şunu söyleyeyim. Ya şu Akingi 4'e satıp Roland Selay'ı 4'e gelecek desinler. Ben kabul ediyorum. Peşin peşin kabul ediyorum. King 6'ya gidip Roland Selay'ı 6'ya gelecek desinler. Kabul ediyorum. Model yükseltmedir bu. Potansiyelli oyuncu almadır bu. Bu yükseltmedir. Serdar Dursun. Türkiye'ye mi satacaksın? 2.5'dan aşağı satma. Kitle gitsin. Sana ne? Türk kuralı var. Mecbur Türk oynatacaklar. Mecbur. Milli takımda forma giyen. Milli takımın e, ee, dakika süre bazında en golcü futbolcusu Serdar Dursun. 2.5'dan 3'den aşağı satmayın. Ama yurt dışına satıyorsanız ederi 600-700 bin euro bir şey. Samet Akaydın. Eğer isteyen varsa Süper 4.7 çekin. Vallahi bak 4.7 milyon euro çekin. Takas da futbolcu isteyin. Bilmem bir şey yapın. Bunlar bize yaparken biz de onlara yapalım. Manchester United Fred pişmanlığı. Manchester United taraftarları Tottenham karşısında alınan 2-0'lı yenilginin ardından Fenerbahçe'ye transfer olan Fred'i gündemine taşıdı. Maçı izleyen var mı? Ben kısa bir kesitini izledim. Merak ettim. Hani dedim İngiltere'de top nasıl oynanılıyor? Hani karpuz gibi mi bakıyorlar? Topa topa top gibi mi bakıyorlar? Manchesterlı oyuncu şutu çekiyor. Ceza sahasının dışından. İçerideki oyuncu aa top geliyor diyor. Eliyle do dokunuyor. Şu eliyle dokunuyor. El böyle açık. Direkt açık. Top elle deyip kornere gidiyor. Varda oturan arkadaşlar muhtemelen Alper Uluso Met Metin Tokat'ın yeni vardır. Uygalı tasaraylılar. Galatasaray maç iç sahasındaki maç gibi değerlendirip diyorlar ki devam. Buna penaltı mı çaldın? Aa elle oynadı diye. Arkadaşlar kuralda benim atladığım bir şey mi var? Kaleye doğru şut çekiyor. El açık. Ele değiyor. Yani atladığım bir şey mi var. Benim bildiğim kural değişti ama sarı kart kısmı değişti. Hani elle oynamak istedi falan filan Inter Milan diye. Bir garip oldum ya. Yani bilmem o pozisyonu bir inceleyin. Sosyal medyada bir bakıp yorum yapar mısınız? Yani size göre nedir bu penaltı? pozisyon. United taraftarları Tottenham karşısında alınan yenilgiden sonra Fred'in eksikliğini dile getirmiş. Lanet olsun adamım demiş. Manchester United taraftarı şunu söylemiş. Bu arada ben e, diğer videoda söyledim ama inşallah küçük kardeşlerimiz yanlış anlamamıştır. İngiltere Ligi'nin en dıngıl iki takım var. Birisi Manchester United, birisi Arsenal. İkisi de dıngıldır ya. Kafayı çalıştıramayan iki takım. Demiş ki Manchester United taraftarı. Lütfen Fred'i geri istiyoruz. Fred'i şimdiden özledim adamım. Lanet olsun Fred'i ve onun bu tür maçlardaki enerji baskısını özlüyorum demiş. Fred'i yerine birini almadan gönderdik. Bu menajer tam bir şaka olmalı. Fred bu orta sahada daha iyisini yapardı. Fred'den Monta mı? Lanet olsun adamım demiş. Şimdi Fenerbahçe Fred'e 9.7 milyon euro ödeyecek. Bedava almadık ha haberiniz olsun. 30 yaşında adama 9.7 verilir mi? Büyük salaklık diyenler de çıkabilir aranızda. Fred'e çöp diyenler çıktığı gibi. Yıldız alalım. Atalım parayı. Yıldız alalım. Yıldız alalım. Bebeleri pistten alalım. Yıldız alalım. Yıldız geliyor. Ya buna da bu para verilir mi şimdi ya? Tüy bitmemiş yetimin hakkı var. Bu kadar olmaz. Ne olmasını bekliyordunuz? 4 sene içinde 8 taksit. 4 artı 1 yıllık da sözleşme imzalandı. İnşallah Fenerbahçe kariyerde bahtı da güzel olur. İşte Fenerbahçe'nin Crespo'dan beklentisi. Açık söyleyeyim. 4'e satılırsa kar. buçuğa aldık. Yıllık ücreti 600 bin Euro'ydu. 600 falan verdik, oynattık. 4'e satılırsa kar. 6'ya satılırsa ekstra kar. 8'e satılırsa kar ötesi kar. Genoa'nın transfer gündeminde yer alıyor Miguel Crespo. Açık net bir şekilde yer alıyor. 6 milyon euro istiyor Fenerbahçe. 8 istiyoruz da hani 6'ya kadar düşeriz mesajı verdik. İtalyan ekibi 4 bonservis, 2 de bonus verecekmiş. Kolay bonus bunlar. Zor bonusta da 86 milyon euroluk bir bonusu var arkadaşlar. Niye Galatasaray yapınca oluyor da biz yapınca niye olmuyor? Hayet bir şeysiniz ya. Şimdi Portekiz basınında yer alan habere göre Genoa'nın ilgilendiği Crespo'dan beklenti 6 milyon euro. Genoa'nın ise 26 yaşındaki futbolcuyu 4 milyon euro bonservis, 2 milyon euroluk bonuslarla kadrosuna katmak istediği aktarıldı. Portekiz'de orta saha oyuncu Twente ile oynayacağı e, konferans ligi playoff turu maçının kadrosunda yer alma diyor. Onu açıklayacağım birazdan konferansla ilgili. E, ya burayı geçin. Adam ilk 11'de duyumu geldi. Katmak için piyasa yapacaktık. İlk 11'de duyumu gelen futbolcu oynamadı. Daha ötesi var mı ya? 2021 yılında kadromuza katık. 65 maç 4 gol 6 asist. Çok da güzel. Vallahi bak size şunu söyleyeyim. Hocam kriz bu. Fenerbahçe'yi şu an alacak olsan kaç alırsın? Taş çatlasın 3'e alırım. Taş çatlasın 3'e alırım. O da yedek diye alırım. Yani bir endombele falan filan birini çekerim. Ona yedek diye alırım. Ki bu riske de girmem. Almam açıkçası. Ama 4'e 6ya gidiyorsa Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa kadrosu açıklandı. UEFA kadrosu diyelim. konferans gibi play-off turunda karşılaşacağı Twente maçları öncesinde kadroyu açıkladı. Cengiz Ünder'le Fred kadroda yer aldı. Bu arada Cengiz Ünder'le Fred'den için Samsun maçında ilk 11 deniliyor. Bir ee, Kaleci İrfancan Eğri Bayat için ilk 11 deniliyor. 2. Bekao ve Osayi oynayabilir diyorlar. 3 4 5 6 7 8 10 15 6. Şimdi Emre Mor sakatlığı var. O Samuel yer almadı. Hocam bak o yer almadı. Sen diyorsun ki oynayabilir. Oyun, oynayabilir diyorum. Samet Akaydın, Miguel Crespo, ee, Serdar Dursun UEFA'ya diğer almadı. Trespo ile Serdar Dursun'un yolu açık olsun. İkisi de gitti sayın. Samet Akaydın'ın sakatlığı var arkadaşlar. Artı e, ilk maçtan 24 saat önceye kadar ekleme yapabiliyorsun. İki kişi ekleyebiliyorsun. İki kişi çıkarabiliyorsun. O yüzden geniş kadromuz var. Rahat olun. Gustavo Henrique'yi bu aralar sormuyorsunuz. Çünkü o kim? Gustavo Enrique'ye İspanya'dan talip. Bak çok sevindiğim bir haber. Çok sevindirik olduğum bir haber. Gerçekten bak. Arkadaşlar bak ben şaka yapmıyorum. King'i 4'e, Serdar Dursun'u 3'e satsak 7 milyon euro deli para. Hocam kimse bunları bu paraya almaz. Crespo'yu da 6'ya satalım 13 milyon euro. Hocam hiçbir salak takım bunları almaz. Alan var. Çıkar. Real Valladolid. Fenerbahçe'nin Brezilyalı oyuncusu Gustavo Henrique ile anlaşmaya çok yakın. Fenerbahçe'li yollara ayırması gibi bekleniyor İspanya'dan talih çıktı. Marka da yaralın habere göre. Bu arada marka çok güvenilir bir gazete değil. Ancak haber sağlam merak etmeyin. Ve size enteresan bir şey söyleyeyim. Gustavo Henrique konusunda ben size şöyle bir şey demiştim. Hiç beklemediniz. İmkansız dediğiniz Birlikten imkansız dediğim bir takım. Dedim. Anlamadınız. Sonra dedim ki lan bak bu Gustavo Henrique İspanya'dan bir takıma gider. Altı sıra takımlarından birine gider. Orada yıldız demeyin biz de böyle oynamıyordun diye dedim. Yine anlamadınız. Şimdi anladınız değil mi? Markada yer alan göre La Liga 2 Real Valladolid Brezilyalı savunma Gustavo Henrique için girişimlere başladı. İspanyol kulübünün 30 yaşındaki oyuncuyla anlaşma sağlamak üzere olduğu belirtildi. Fenerbahçe'de kadroda düşünülmüyor. Sezon rakamı 23 maça çıktı 3 gol 2 asist. Şimdi Fenerbahçe'ye böyle bir futbolcu alacak olsa kağıt üstüne baksanız 23 maç 3 gol 2 asist. Ulan süpermiş dersiniz. Hani bir reklam vardı. Onu görünce hmm, içini açınca wow yediğin zaman ise o oh, diye nedir bu diyor ya. Bu Gustavo Henrique işte. İstatistiği görünce wow. Karşılamaya gelince hmm, içini açınca oynatınca senin Allah. Sıradaki haberimiz Fenerbahçe'den orta sahaya sürpriz hamle. Moko Makamboko. Mokom, Mokom, Moko Makombo, Moko Makoko. Makambo. Herhalde Makambo diye okunuyor. Fenerbahçe Kagliari'de forma giyen. Bak Kagliari demiyorum. Kagliari diyorum. Çok uyardınız. Anthony Makambo için resmi teklifte bulundu. Şimdi Kagliari Makambo. Makombo. Mokoko. Mokoko de desek olmuyor değil mi? Makam bu. hocam eskaza bu futbolcu Fenerbahçe'ye gelirse ne yapacaksın? Mokombo. Mokoko. Kokoko. Lekip'te yer alan habere göre Fenerbahçe Kakliyer'de forma giyen 25 yaşındaki Kongolu oyuncu Antonio Mokombo için resmi teklifte bulundu. Sarla Civertler kulübüne 5 milyon euroluk teklif yaptı. Ayrıca oyuncuyla ile Fenerbahçe'nin dışında Bologna ve Clermont'ta devrede. Sezon performansı 44 maça çıkmış, bir golü performans sergilemiş, İnanılır gibi değil, İnanılmaz. 2026'da da sözleşmesi sona erecekmiş. Makombo'nun, Makoko, Makombo. Şimdi bu Makombo arkadaşımızın nasıl bir esprisi var? Transfer marketine girdiğiniz zaman 3 milyon euro yazıyor. Demokratik, demokratik değil artık herhalde. Direkt Kongo, de demokratik Kongo ayrım oluyor. Kongo milli takımının 114 maça çıkmış bir golü var. 1.87 boyunda. 25 yaşında. 18 Temmuz 98 doğumlu. Yengeç Burcu. Merkez orta saha oyuncusu. İtalya kupasında bir maça çıkmış. Şimdiden. Ee, akşam olsa da yatsak uykum geldi. 2.2 milyon euro almıştı Kagliari. Maribor'dan. Maribor'dan mı? O zaman yaramaz. Çöp. Maribor'un hepsi çöp. Almayalım o zaman. Bana gelen bir şey yok arkadaşlar. Şunu da söyleyeyim. Bak bu haber kötü niyetli de yapılıyor olabilir. Hani lan A plus oyuncu olacaktınız. Nerede A plus oyuncu getire getire bunu mu getirdiniz diye millet kafamızın etine de yiyebilir. Anladınız demek istediğimi? Anlamışkır. Okey okey anlamışkır. Ha ben şunu söyleyeyim. Philips ismi geçiyor. Hani Arçelik ee, şey ismi geçiyor. Neydi lan o şaka gibi bir adı var. Şarkı gibi bir adı vardı ya. Arsenal'deki o 30 yaşındaki. Parti parti. Partinin adı geçiyor. Berattin'in adı geçiyor. Bugatti'nin adı geçiyor. Ferrari'nin adı geçiyor. Lan bu kadar adamı nereye sığdıracağınızın adı geçiyor. Çok karışık dur. En sonunda toparlayayım. Son haberim geliyor. Fenerbahçe'de kaleci operasyonu tam gaz devam. Transferde taraftarlarını fazlasıyla heyecanlandıran Fenerbahçe yönetimi kaleci transferinde DGA ve Keylor Navas'ı ön plana çıkartıyor. Ama Aspor muhabiri gibi oldu. Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de şu anda transfer önceliği kaleci oldu. Bu bölge içinde belirlenen adaylar üzerinde çalışmalar yoğun şekilde devam ediyor. Tam bunu yaparken arka fonda Fenerbahçe'nin böyle idman videosu falan olacak. Yani yoğun şekilde çalışıldığını anlayacaksınız. Transferin hızlı takımı Fenerbahçe takviyelerin büyük bölümünü gerçekleştirdi. Tadic, Ceko, Fred, Şimanski ve Cengiz Ünder gibi isimlerle taraftarını fazlasıyla heyecanlandıran yönetim gözünü kaleci transferine çevirdi. Sarı Vertler'de belirlenen isimler üzerinde yoğun mesai harcanıyor. Kaleci konusunda artık ön planda iki aday var. David De Gea ve Kaylor Navas. Yalan diye böyle arkadan Müzik versek bu sefer de şeye giriyor. Telefe giriyor veremiyoruz. Bon servisi elinde olan DGA'nın yüksek imza parası talebi en önemli sıkıntı. Navas konusunda ise görüşmelerin daha iyiye gittiği öğrenildi. Fenerbahçe'nin kaleci transferini kısa süre içerisinde sonuçlandırması bekleniyor. Hocam yüzde ver. Tamam yüzüyüm sonra vereyim. Yok hocam yüzme. Yani yüzdelik bir pay ver. Mokoko Makambo 0. Livakovic %95. Egea 0. Keylor Navas %5. Crespo'nun gitmesi %99.9. 4-6 arasına gitmesi %99.9. Cengiz Ünder'in ilk 11 başlaması, Fred'in ilk 11 başlaması bana %100 olarak geldi bilginiz olsun. Gustavo Enrique'nin İspanya'ya gitmesi %85. %80 diyeyim. Joshua şu King'in 4 ve üzeriye gitme ihtimali %85. Serdar Dursun'un 1 milyon eurodan fazla ihtimali gitme, fazla bonusla gitme, bonservisle gitme ihtimali 0. Hocam 1 milyon ile 2 milyon euro arası %95. Bir de bir şey söyleyeceğim. Biz Gustavo Henrique ile tam fesih konuşacaktık. Bu teklif de oradan geldi. Tadic, <laughs> Ceko, Fred, Şimanski. Eee... Bunlar herhalde ilk 11 e başlarlar. Roland Salahi. Roland Salahi ihtimali %45. Yani hocam sen %45 dediğine göre bir şeyler var. Ama bir şeyler yok. Evet. Ozan Kabağı niye etiketledik? Gol attı diye etiketledik. E, Miguel Crespo Twente. Emre Mor. Arkadaşlar Eylül başına. Eylül'ün 6-7'si gibi. Sağ çalışmalarına başlayacak gibi gözüküyor. Osayi Semiyal'ın bir yere gitti yok şimdilik. Samet Akaydın'a teklifler var ama diş doldurur. Teklifler değil. Şimdi gel de bu videoya başlık belirle. Arkadaşlar şunu özellikle söyleyeyim. Hepinize tekrar tekrar mutlu pazarlar diliyorum. Bu pazarın ikinci videosu olacak. Ee, ama her an canlı yayına hazır olun. Bakın şunu da belirteyim. Galatasaray'ın Beşiktaş'ın ben şampiyonluk yolunda rakiplerimiz olduğunu düşünüyorum. Olası puan kayıplarında canlı yayına girme fikrim var. Ama hakemler böyle olduğu müddetçe biraz zor. Ee, beş Beşiktaş'ın maçı var ama bitiş saatleri çok geç. Yani canlı yayına girsek bile çok kişi katılmıyor. Sıkıldınız biliyorum. Her gün aynı isimleri konuşmaktan sıkıldığınızın ben de farkındayım. Ama videoları bir buçuk hızda, iki kat hızda izleyebilirsiniz. Bizim burada amacımız ailemizi büyütmek, ailemize katkı, sa katkı sağlamak. İzleyen, beğenen, destek olan herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. İyi ki bu kanalda bizlerlesiniz. 35.600 olmak üzereyken çekiyorum videoyu. Sabaha belki de e, sabaha derken hani siz bu videoyu izlemeye 35.600 olacak sabah değil. 18.30 gibi planlıyorum. 10.30'da da bir video planladım. bunu 18.30 gibi izlersiniz. Yani lütfen arkadaşlar videolarımızı önerin. Arkadaşlarınıza önerin. Kanalımızı önerin. Hani bu kanal sizlerle büyür. Başka türlü zor. Destekleriniz için teşekkürlerimi sunuyorum. İyi ki bizlerlesiniz. Görüşmek üzere.